Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Bugün size harika bir konudan bahsedeceğim. Çok merak ettiğinizi biliyorum. O yüzden Dermaroller hakkında konuşacağız size. Nasıl kullanmanız gerekiyor, ben neyi tercih ediyorum, nasıl kullanıyorum vesaire. Bunlar hakkında bilgi vereceğim. Korkulacak bir şey mi, kanıyor mu, kanamıyor mu? hepsini konuşacağız. Ama videoya geçmeden önce ikinci kanalımın duyurusunu yapmak istiyorum. Orada yaklaşık bin abone falan var sanırım. Lütfen beni orada yalnız bırakmayın. Makyaj videoları falan da çekiyorum. Böyle inceleme videoları falan olabilir ileriki dönemlerde. O yüzden lütfen orayı da takip etmeyi unutmayın. Aşağıya linkini bırakacağım. İşte bu yaptığım makyajları falan oralarda da bulabileceksiniz. Çok mutlu olurum beni yalnız bırakmazsanız. Bu arada videoya geçmeden önce bir küçük bir reklam geçmek istiyorum. Çünkü onları çok seviyorum. Shein'den biliyorsunuz çok fazla alışveriş yapıyorum. Hem kendi paramla hem de onların gönderdiği ürünleri size gösteriyorum. Mesela bu üzerimdeki kadife gömlek inanılmaz güzel. Bunun dışında e, bu kış bir sürü e, peluş ceket kazak vesaire aldım. Onların hepsinin şurada kaydırmalı olarak fotoğraflarını göreceksiniz. Bana özel bir de indirim kodu tanımlamışlar Black Friday'e özel. Ee, sanırım 18 Kasım'la 25 Kasım ya da 29 Kasım arası e, onların indirimleri geçerli olacak. Dolayısıyla eğer ürünlere bakmak isterseniz indirim kodunu da kullanarak alışveriş yapabilirsiniz. Çok mutlu olurum çünkü onları dediğim gibi çok seviyorum. Ürünleri çok güzel kaliteli. O yüzden videonun başında göstermek istedim. Şimdi asıl konumuz olan Dermaroller'a başlamak istiyorum. Dermaroller nedir? İşte bilimsel olarak açıklamaları ben size burada yapmayacağım ama kendi bildiklerimden yola çıkarak size çok güzel bilgiler vermeye çalışacağım. Önce yaş grubundan bahsetmek istiyorum. 18 yaşından itibaren Dermaroller'ın kolaylıkla ve e, sorunsuzca yapılabildiğini okumuştum yabancı kaynaklarda ama Türk kaynaklarında 20 yaşından sonra diye okudum birkaç yerde. O yüzden bence 18 yaş idealdir diye düşünüyorum. Çünkü artık sivilcelerimiz, lekelerimiz oturmuş bir e, mimik çizgilerimiz vesaire 18 yaşından itibaren biliyorsunuz belirginleşmeye başlıyor. Dolayısıyla dermaroller'ı evde sorunsuz bir şekilde aslında yapabilirsiniz. Öylemem gereken en önemli şey ve en dikkat etmemiz gereken sağlığımız açısından dermaroller'ın nereden aldığımız. Yani orijinal titanyum iğneye sahip olması lazım. Yok böyle işte piyasada satılan, pazarlarda bile artık satılıyormuş 15-20 liraya aldığınız o araçlar dermaroller değil onlar bambaşka bir şey yani plastiğin ötesinde o kadar kötüler ki ben elimle de zaten dokunup şahit olduğum için e, ne kadar kötü olduklarını biliyorum cildinize sakın o kadar ucuz şeyleri sürmeyin arkadaşlar yani iyi bir şey yapacağım derken o kadar zarar verirsiniz ki hiçbir çözümü olmaz, geri dönüşü de olmaz. Bir dermer olur almak istiyorsanız benim gördüğüm en azından taş çatlasın 60 lira, 70 liraya düşebilir. Onun haricinde işte 40 liraya, 25 liraya, 30 liraya dermer olur gördüğünüzde gözünüzü kapatın ve o sayfayı da aynı şekilde kapatın, almayın. Farklı sitelerde işte bana gelip şey diyorsunuz. Senin önerdiğin dermer olur 70 liraya düşmüş ama ben 25 liraya aldım aynı dermaroller diyorsunuz ama aynı dermaroller değil. Şimdi dermaroller'da belli başlı markalar var zaten. Hani herkesin tercih ettiği bir iki tane marka var. Dolayısıyla ben size aşağıya linklerini bırakacağım. Sadece onlardan alın. Yani gidip de 25 liraya, 30 liraya, 15 liraya dermaroller almayın arkadaşlar. Cildinize, saçınıza ya nereye yapıyorsanız zarar verirsiniz ve geri dönüşü olmaz. Daha sonra alerji olabilirsiniz tetanoz bile olabilirsiniz yani çünkü onun içerisine ne kattıkları, ne taktıkları belli bile değil. O yüzden lütfen bu konuda dikkat edin. Ben aşağıya kendi aldım ve bilinen markaların linklerini bırakacağım. Oralardan alabilirsiniz. Şimdi dermaroller dediğimiz olay aynen bu şekilde. Bunun farklı renkleri, farklı tipte olanları var. Bende iki çeşidi var. Birazdan diğerini de gösteririm. Şöyle bir şey bir silindir üzerine iğneleri batırmışlar. Aynen <laughs> böyle anlatsam daha doğru olur. İğneleri batırmışlar. Yaklaşık 150 ya da 200 tane iğnesi bulunuyor. Şimdi bunun üzerindeki iğne boyutları ve kalınlıkları da cildinizin ihtiyacına göre ya çok ince ya da çok kalın olmak üzere çeşitli milimetrelerde değişiyor. Mesela evde yapabildiğimiz dediğim gibi 0,5 ile 1 mm arasında değişen iğne kalınlıkları ve uzunluklarından oluşuyor. Ben evde genellikle 0,25 0,50 çok ihtiyacınız varsa lekeleriniz çok yoğunsa 1 mm'ye kadar çıkabiliyorsunuz. Şimdi Dermaroller kullanmamdaki temel sebeplerden bir tanesi de inanılmaz derecede kolajen üretiyor olması. Yani cildinize kolajeni en fazla ürettiren şeylerden bir tanesi. Bunun sebebi de içerisindeki o iğneler e, mikro kanallar açıyor ve mikro kanal Açtığı için e, cildiniz kendini onarmaya başlıyor, devamlı kolajen üretmeye başlıyor, devamlı oradaki hasarı tamir etmeye çalışıyor. Hasar dediğim aynada göremiyorsunuz. Ama kızardığınızı fark edebiliyorsunuz. Cildiniz onu bir hasar olarak algılayıp bir yara gibi algılayıp çeşitli şeyler salgılıyor ve orada bir yenilenme süreci başlıyor. Dolayısıyla cildinize aslında siz devamlı yeniliyorsunuz. Ve sürdüğünüz serumlarla yaptığınız maskelerle bunu destekleyerek cildinizin hep genç kalmasını ve hep sağlıklı kalmasını sağlıyorsunuz aslında. Ya bu kolajen olayı çok önemli biliyorsunuz cildimiz için. Genç kalması için, kırışıklıklarımızın olmaması için ya da en aza indirgenmesi için için. Dolayısıyla bunu evde yapabiliyor olmak varken neden yapmayalım? diye düşünerek ben sürekli tavsiye ediyorum zaten. Dermaroller ile birlikte kullandığım yağlarım da var. Ampullerim da var biliyorsunuz. Ee, bir kısmını anlattığım bir video var. Şuradan ya da şuradan bir kart çıkacak. Oradan izleyebilirsiniz. Onlarla birlikte işlevine göre yağları kullanıyorum. Şimdi benim dermarolleri gece neden yaptığım da çok merak ediliyor. Hani gündüz neden yapmıyorsun diyenler oluyor. Benim için en ideal saatler akşam saatleri. Yani gece yatmadan önce yaptığım saatler. Çünkü kullandığım serumlar, ampuller Güneşe çok çıkılmaması gereken ya da dikkat edilmesi gereken ampuller oluyor, serumlar oluyor. Dolayısıyla benim için en uygun zaman gece. Bir de mesela sabah yaptığınızı düşünecek olursak hemen ardından makyaj yapmak isteği olacaktır bence. Kızardığınız için ya da bir yere gidecekseniz orada açtığınız mikro kanalların içerisinde o sürdüğünüz fondötenler, allıklar, her şey karışacaktır. Dolayısıyla cildi birazcık da rahat bırakmak gerekiyor diye düşünüyorum dermaroller'dan sonra. O kendini bir yenilesin, bir canlansın, bir dinlensin sabaha kadar zaten totalde bir 6-7 saatiniz var cildinizin kendini yenilemesi için. O yüzden ben gece yatmadan önce maskelerimi de dermaroller rutinimi de mutlaka o saatlerde yapmaya gayret ediyorum. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi de herkesin cilt tipi ve cildindeki sorunlar farklı farklı. Dolayısıyla herkes 0 mi kullanmalı diye sorular geliyor. Hayır herkes 0 kullanmak zorunda değil. Ben kendi cilt tipimden ve cildimdeki kusurlara göre size önerilerde bulunuyorum. Atıyorum cildiniz benim gibi yani herhangi bir kusuru çok fazla yok. Sadece ufak lekelenmeleriniz var. 0-25 idealdir ama cildinizde hiçbir şey yoktur. ya yani gözenek probleminiz bile yoktur. Mesela benim şurada biliyorsunuz siyah nokta problemim birazcık var. Dolayısıyla ben 0-25 tercih ediyorum. Ama hiçbir şeyiniz yok. Yani kaymak gibi cildiniz var. Sadece serumlarınızın daha derine inmesini istiyorsunuz 0.5 kullanabilirsiniz. onun dışında eğer cildinizde çok fazla lekelenmeleriniz, sivilcelerinizden kalma kırmızılıklar, mimik çizgileriniz varsa 1 milimetreye kadar tercih edebiliyorsunuz. Birden sonrasında ben bilmediğim için Maalesef öneride de bulunamayacağım. Zaten evde yapılabilen dediğim gibi aralık 0,5 ile 1 mm arası. Dolayısıyla 1 mm dermaroller da kullanabilirsiniz evde. Lekeleriniz çok fazla ve sivilce izleriniz çok fazlaysa. Önce şok geçirdiğim konulardan bir tanesi de dermaroller ile cilt kanatma olayı. İşte bana yazan takipçilerim şöyle diyor. Tuğçe sen cildin kızarıyor. Ben kızarması için daha çok dermaroller'ı bastırıyorum ve işte birkaç yerden kan çıktı, çok acıdı falan filan yazanlar oluyor. Ya da YouTube'dan işte bazı dermaroller uygulamalarında gerçekten cilt çok fazla kanıyor ve o kanla birlikte yine yapılmaya devam ediyor. Onlar bizi aşan dermaroller uygulamaları ve uzmanlar tarafından yapılan uygulamalar. Dolayısıyla bizim evde yaptığımız roller uygulamasında kan çıkmasına gerçekten gerek yok ve kan zaten çıkmaz çok bastırmadığınız sürece çok hasar vermediğiniz sürece cildinizden o küçük iğnelerle kan çıkartamazsınız nasıl bir baskı uyguluyorsunuz nasıl bir zarar veriyorsanız kan çıkan takipçilerde olabiliyormuş ve insanlarda olabiliyormuş dolayısıyla lütfen herkesin cildiyle kendi cildinizi bir tutmayın mesela benim hassas olduğu için parmağımla cildime dokunsam bile kızarırken senin cildin hassas değildir kalın bir deriye sahibisindir. İstediğin kadar uygula, kızarmaz. Ya da istediğin kadar soyulabilen maske yap, kızarmaz. Baskı uygula, kızarmaz. Ağda yaptır, kızarmaz. Dolayısıyla sen o cildi kızartmaya çalışma. Yani daha fazla hasar vermiş olursun. Bazı ciltler kızarmazken bazı ciltlerde inanılmaz kızarabilir dokunmadan bile. Cildim ne kadar kızarırsa, ne kadar kanarsa ya da ne kadar acırsa o kadar çok iyileşir ve o kadar çok gençleşir algısını tamamen beyninizden lütfen silin. Herkesin cilt tipi, herkesin verdiği reaksiyon aynı değil. Kullandığımız iğneler aynı, açılan mikro kanallar aynı, ee, dolayısıyla daha fazlasına ihtiyaç yok diye düşünüyorum. Peki aktif sivilcelere sahipseniz dermaroller uygulaması yapabilir misiniz? Mesela benim şu yanamda gördüğünüz gibi bir tane sivilce çıkmış. Ben asla dermerolur oraya sürmem. Bunun sebebi iğneler oraya da değiyor. Oradan aldığınız mikrobu buraya da bulaştırıyorsunuz. Buraya da bulaştırıyorsunuz. Buraya da bulaştırıyorsunuz ve daha sonra uyandığınız zaman burada da küçük bir sivilce çıkabilir. Burada da burada da hiç de çıkmayabilir. Ama bu riski göze almamak için Önce bunu kurutmaya çalışın daha sonra roller uygulaması yapmaya çalışın ee, birkaç tane ya da yüzünüzün her yerinde sivilceleriniz varsa önce tabii ki kil maskeleriyle soyulabilen maskelerle cildinize uyum sağlayan kullandığınız hali hazırda ilaçlarınız vesaire kremleriniz varsa ilaç demeyeyim de kremleriniz varsa onlarla önce sivilcelerinizi kurutup daha sonra roller uygulaması yaparsınız bence daha mantıklı ve daha sağlıklı bir yöntem olacaktır. Bir diğer bahsetmem gereken konu da dermaroller temizliği. Öncelikle uygulamaya başlamadan önce mutlaka yanında gelen solüsyonu sıkmak durumundasınız. Yani öncelikle bir temizleyin. Temiz olduğuna emin olsanız bile bu iğne kısımlarına güzelce o solüsyondan spreyden sıkın ve maksimum 3 dakika falan bekletip bir suyla gezdirin üzerinden. Daha sonra uygulamaya başlayın. Diyelim ki yağlarınızı, ampullerinizi, serumlarınızı uyguladınız ve tabii ki de Dermaroller'ın silindiri üzerinde yağ tabakası kalabilir. Uyguladığınız serumların kalıntıları olabilir. Dolayısıyla sonrasında da bir temizleme yapmanız gerekiyor. Direkt kabına koyup buzdolabına yerleştirmeyin. Her kullanımınızdan sonra güzelce temizleyin. Nasıl temizleyeceksiniz? Şimdi diyelim ki solüsyonunuz artık bitmek üzere ama Dermaroller kullanmaya devam ediyorsunuz. Benim vazgeçilmez bir rutinim vardı. Dermaroller'dan sonra mutlaka içimi rahat etmesi için onu sirkeli suda bekletirim. Bunu nasıl yapıyorum? Bardağın yarısından birazcık daha az elma sirkesi koyuyorum çay bardağının daha sonra onu su ile seyreltiyorum ve içine birkaç damla da limon sıkıyorum ve daha sonra dermarollerımı içine atıyorum bir 5 dakika bekletip çıkartıp güzelce kuruluyorum. Kurulamak çok önemli. Yani sulu bir şekilde bırakmayın, ıslak bir şekilde bırakmayın, solüsyonlu bir şekilde bırakmayın. Güzelce onu kurulayın, yıkayın ve daha sonra kabına koyup buzdolabında muhafaza edin. Evet, Dermaroller ile ilgili kendi bildiklerimi özetle anlatmaya çalıştım. Atladığım konular, e, üzerinde durmam gereken konular illaki vardır ama konuşurken unutmuş olabilirim. Videoyu izledikten sonra eksiklerim varsa sonraki videolarda onları tamamlayacağımdan emin olabilirsiniz. Kısaca almak istiyorsanız Dermaroller'ı bu videoyu izledikten sonra artık kararınızı vermişsinizdir diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Uygulamalı videolar için lütfen kanalımı takip etmeyi unutmayın ve abone olmayı da unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.